Merhaba, Foto ile Hayata Kanca kanalıma hoş geldiniz. Bugün de farklı lezzetleri merak edenler için Karadeniz Mutfağı Nalin Restorantı size tanıtacağım. Ama tabii içeride bilmiyorum çok çekebilir miyim. Arkadaşlarım sağ olsun bana burada yemek ısmarlamak istediler. Şimdi bakalım nasıl bir yermiş. Böyle ahşaptan beyaz. Ha, Bostancı olduğunu söylemedim size, değil mi? Kayışdağ araçları geçiyormuş. Şöyle bir yer. Nalia. Karadeniz Mutfağı. Ben Batı Karadenizliyim. Kastamonluyum bu arada. Aranızda da Karadenizli olanlar varsa belki de daha çok rağbet görebilir. Böyle şirin minik bir yer. Bir de yemeklerini tadalım bakalım. Alt katında da böyle bir yer var. Merhaba. Ay. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ben de iyiyim. Biraz tanıtayım bari, kimse yok. Hazır. Kanalım var. Arkadaşlar çok methettiler, yer ayırttırmışlar. Bilmiyorum bizden gelen oldu mu hiç? Bakacağız biz de şimdi yemeklerinizi. Tavsiye edeceğiniz bir yemek var mı? Tavsiye edeceğim. Hı hı. Hepsini demeyin, hepsini yiyemem. Vallahi hepsi de güzel. Hepsini demeyin ama. Aynen. Üç hakkınız var. Tatlısından tuzlusuna. Üç hakkınız var. Tatlısından tuzlusundan yani. Tatlı, evet, üç hak. Muzlama. Hı. Lahana sarma, mısır tatlısı. Lahana sarma ve mısır tatlısı. Mısır tatlısı mı? O nasıl bir şey? Kuymak mı? Hani kuymağın tatlı şekli mi? Kuymak muzlama zaten. Tamam, hayır, kuymağın tatlı bir... Mısır tatlısı, daha tamam, hafif göreyim. İrmik tatlısı. Aa, altında şey mi var onun? Kadayıf var. İrmik o. İrmik yok. Kadayıf değil mi bu? Yok yok, kadayıf değil. O mısır unu. Aa, mısır ekmeği gibi yani. Aynen, mısır ekmeği. Mısır ekmeği toz hali. Bu da Laz böreği. Tamam, yok. Laz yok, böreğini yok. Çok şey yapmadım. Onu bir de sahtesini yapıyorlar, hiç hoş olmuyor. şunu tamam deneyeceğim. Şimdi tuzlu ne yiyeceğiz? Tuzlu mu? He. Tuzlu mu? İşte lahana sarma olur. Tamam, lahana sarma olur. Üçü kavurma olur. Hmm. Kuru fasulye olabilir. Yok. Başka bir de pidelerden. Yok yok, pide değil. Yani buraya has bir şey. Has dediğim gibi şey muzlama. Tamam. Kuru fasulye. Lahana sarma. Ama şey çorbasız mı? Şimdi onlar hani hepsi... Lahana çorba. Ha, bir de... Evet. Yani yöresel olarak lahana çorba. Tamam. Bunlar şimdi gideyim. Evet, bunlardan bir düşüneyim. Teşekkür aynen, ediyoruz. Güzel. Sağ olun. Size sağ olun. Burada program var mı, müzik programı? Yok, başka zamanlarda, hafta sonu Ramazanlarda falan. Ramazan, onu soruyorum. Tasavvuf müziği. Ramazan'da öyle.
Tamam, şimdi ben biraz tanıtayım, tabii, belki tabii, size tabii. Müşteri gelir. Bir de burada yaşamayanlar var, hani ziyaret için geliyorlar. Onlara da bir fikir olur tabii, en azından. Bir şey olur en azından, görmüş de olur. Peki sahibi Karadenizli mi? Güzeli. Çayeli. Çayeli. Kolay gelsin. Olmazsa olmaz turşular. Böyle minik, küçük, şirin bir yer. Taş da var. Biliyorsunuz herkes aslında taşını kendisi seçebiliyor. Bir sürü taşlı bir dükkana gidin. Sizi hangi taş çekiyorsa o sizin taşınızdır. Tabii ki bu taşları, tabii bu kadar büyük olanlar da dahil ama küçük taşlarınızı arada bir elektrikten arındırmalısınız. Yıkayıp ya da toprağa gömüp ondan sonra kullanmalısınız. Çünkü üstünde negatif elektrik bunlar çekiyor sizin ortamınızda kötüleri. İyilerini tekrar çekebilmek için, daha rahat çekebilmek için sizin onu zaman zaman boşaltmanız gerekiyor. Ve küçük olursa, takı, ziynet olursa başkalarını kullandırmayın onu, dokundurmayın. Taşlar gerçekten size yarıyorsa, mesela kolye ya da yüzük gibi, işte bileklik gibi, o zaman ısınıyor. Bunu biliyor muydunuz elinize aldığınızda? Eskiden tedavilerde de kullanılıyormuş bu taşlar çünkü. Mesela kehribar taşı, işte guatr falan diye biliyorum. Şimdi kesin bir şey söylemeyeyim ama yani böyle bazen hakikaten anlayamayacağımız işlere de yarıyor. Sadece taş deyip geçmeyelim yani. Ama tabii şimdi onu aksesuar gibi yapıyorlar, tene değmiyor. Aslında onun tene değmesi lazım. Yüzükte de, kolyede de, küpede de. Yani bir yerinden değmesi lazım. Eskiden biliyorsunuz, daha Osmanlı dönemlerinde bile şeylerle, kehribarlarda tesbih yaparlarmış. Neden? Hiç düşündünüz mü? Çünkü İyi geliyor, tene temas ediyor. Balkona çıkabiliyor muyum acaba? Bakayım, sizin için çıkayım. Çıkabiliyormuşum. Yuppi! Ay, bir de böyle trafik.
bir an esas zannettim. Hayal kırıklığına uğradım. Değilmiş. Çiçeklerin de canlıları güzel. Bu arada beni çağırdılar ama hiç kimse gelmemiş. Sürpriz mi yaptılar yoksa bana? Ben ta karşılardan geldim ya. Gerçi bir arkadaşım da şimdi İzmir'den gelecek. Haksızlık etmeyeyim yani. İzmir'den gelen bir insan için benim şu karşıdan gelmem hani büyük bir olay değil. Zaten hep öyle olmaz mı? Hep böyle bir yere de gittiğiniz zaman yakın misafir gelecekse yakındakiler en geç gelir. Nasıl olsa ben yetişirim, nasıl olsa gelirim diye. Uzaktakiler gerçekten zamanında gelirler. Burada da tablonun altına yazmamışlar. Şimdi tamam ben biliyorum Galata ama bilmeyen birisi için bu resim neresi yani? Bence yazmalılar. Bunu başka yerde de söylemiştim diye hatırlıyorum ben. Dikkatliyseniz siz bana söyleyin hangi resmin altında söyledim diye. Bir tahminim var ama yalan yanlış konuşmak istemiyorum şimdi. Öyle değil mi yani? Bu neresi bilmeyen bir insan için? Neyse ben şimdi artık bize neresi rezerve edilmişse oraya gideyim uslu uslu oturayım bari. Belki size bunu gönderebilirim bilemiyorum. Hoşça kalın. Fotoyla hayata kancada kalın. Siz de böyle hep güzel anıları biriktirin. Güzel yemekler yiyin. Zaten Ramazan'da da az kaldı. Yiyelim bari. Yiyelim güzelleşelim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonlarını da unutmayın lütfen. Bize bahçeye ayarlamışlar meğerse. Ben üst katta boşuna bekleyecektim. Son buralara da bir hızlıca bakalım. Bahçeye geçelim. Hoşça kalın. Evet, bahçeye çıkıyoruz şimdi. Tabii biz burada olsaydık zaten bizim gürültümüzden burası yıkılırdı. Acaba burası mı? Bahçe burası mı? Bahçe burası mı? Hakan'cığım burayı bize uygun görmüş. Kimse de gördüğünüz gibi gelmemiş. Burada da bir numara oldum.
Ay, yemek de kokuyor. Çok acıktım. Bunları nasıl bekleyeceğim ben bilmiyorum. Peki. Hoşça kalın. Fato'yla Hayata Kancada kalın. Değişik bir damak zevki arayışı içinde olanlar, Karadeniz mutfağını merak edenler buraya fikir olabilir, gelebilirler. Özellikle buralarda yaşamayanlar ya da memleket hasreti bilenler. Çünkü maalesef her yemeği her yer yapıyor ama aynı lezzetinde yapmıyor. Yani şimdi karalahana dolması, karalahana çorbası. Bakalım burada lezzetli diye getirmiştir. Tarkan yaptıysa doğrusunu yapmıştır. Tekrar hoşça kalın. Fato'yla Hayata Kancada kalın.